İslam'da süt kardeşliği. İslam'da evlenme engeli taşıması bakımından doğurmak ile süt vermek arasında hiçbir fark yoktur. Süt anne ile evlenmek haram olduğu gibi süt kardeşlerle evlenmek de haramdır. Hatta torunlarına bile aralarında evlenmek haram kabul edilmiştir. İslam'da süt evliliklerindeki yasağın formülü şudur: emenin emzirene nefsi haramdır. Emzirenin emene nesli haramdır. Sütün miktarı kimi İslamcılara göre bir damla da olsa kural geçerlidir. Kimilerine göre ise midesine inecek ölçüdedir. Kur'an kendisiyle evlenilmesi haram kılınan kadınlar arasında süt anneleri ve süt kız kardeşleri de sayar. Nisa 23. Size şunlarla evlenmek haram kılındı: analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız, öz oğullarınızın karıları, İki kız kardeşi bir araya getirmeniz. Ancak önceden yapılan bu tür evlilikler başka. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Hadislerde ise süt emmek soybağının haram kıldığı her şeyi haram kılar denmiştir. Örnek olarak birkaç hadise bakalım. Hazreti Ali anlatıyor: ben, ey Allah'ın Resulü, siz niye bizi bırakıp da Kureyş'e rağbet gösteriyorsunuz demiştim. Bana, yanınızda rağbet göstereceğim bir kadın var mı dedi. Elbette Hamza'nın kızı var dedim. Bunun üzerine, o bana helal olmaz çünkü o benim süt kardeşimin kızıdır buyurdular. Bir başka hadis. Hazreti Ayşe anlatıyor: Kur'an olarak inenler meyanında malum 10 emme ile haram sabit olur ayeti de vardı. Sonra Rab Teala onları malum 5 emme ile neshetti. Bu 5 emme ayetleri Kur'an'ın okunan ayetleri arasındayken Resulullah vefat etti. Ukbe İbnül Haris'in anlattığına göre Ukbe Ebu İhab İbnu Aziz'in kızı Ümmü Yahya ile evlenmişti. Kendisine bir kadın gelerek, ben Ukbe'yi ve onun evlendiği kızı emzirmiştim dedi. Ukbe kadına, ben senin onu gerçekten emzirdiğini bilmiyorum. Bana daha önce söylemedin de dedi. Ebu İhab ailesine gidip sordu. Onlar bilmediklerini söylediler. Ukbe bunun üzerine bineğine atlayarak Resulullah'ı görmek üzere Medine'ye gitti. Resulullah, süt kardeşi olduğunuz söylendikten sonra nasıl beraberliğiniz devam eder? Onu derhal bırak buyurdular. Ukbe hemen hanımından ayrıldı. Kadın da başka koca ile nikah yaptı. İmam Malik'in Muvatta adlı kitabında yazılan rivayete göre Ayşe, erkekleri kız kardeşi Ümmü Külsüm'e ve erkek kardeşinin kızlarına gönderir. Onlardan süt emzirir. Böylece Ümmül Müminin Ayşe, onlarla hicapsız olarak görüşmeyi kendine helal bilirdi. Çünkü Ayşe'nin içtihadına göre bu erkekler artık ona mahrem oluyorlardı. İbn-i Şihab'a büyüğün emmesinin hükmü sorulunca bu hususta Urve bin Zübeyir bana şunları haber verdi dedi. Resulullah'ın ashabından Bedir muharebesinde bulunan Ebu Huzeyfe bin Utbe bin Rabia, Resulullah'ın Zeyd bin Harise'yi oğulluk edindiği gibi azatlısı Salim'i oğulluk edinip evlendirdi. Onu oğlu gibi görüyordu. Kardeşi Velid'in kızı Fatıma ile evlendirdi. Fatıma, Kureyş'in en güzide genç kızlarından olup ilk hicret edenlerdendi. Allah Teala Zeyd bin Harise hakkında "Oğulluklarınızı babalarının adıyla çağırın. Bu Allah indinde daha doğrudur. Eğer babalarını bilmiyorsanız onlar dinde kardeşleriniz ve dostlarınızdır." Ahzab 5 ayetini indirince
Bu oğulluklar babalarına verildi. Babaları bilinmiyorsa velilerine verildi. O sırada Ebu Huzeyfe'nin hanımı Amir bin Lüey kabilesine mensup olan Süheyl kızı Sehle Resulullah'a gelerek "Ey Allah'ın peygamberi, biz Salim'i çocuğumuz gibi görüyorduk. Yanımıza serbestçe girip çıkıyordu. Benim başım açık oluyor. Evimizde yalnız bir oda var. Salim hakkında ne buyurursun? Yanımızda kalabilir mi?" deyince Resulullah "Onu 5 defa emzir, süt oğlun olur. Yanına girip çıkması caiz olur." buyurdu. Sehle dediği gibi yaptı. Böylece Salim'i süt oğul sayardı. Hazreti Ayşe de yanına girmesini arzu ettiği kimseye bu hükmü uygulardı. Kız kardeşi Ümmü Gülsüm ve erkek kardeşlerinin kızlarına yanına almasını arzu ettiği erkekleri emzirmelerini emrederdi. Ama Peygamber Efendimizin diğer hanımları bu emme ile hiç kimseyi yanlarına kabul etmezlerdi ve "Hayır, Allah'a yemin ederiz ki Resulullah'ın Sehle'yi emri sadece Salim'in emmesine mahsus bir ruhsattır. Başkalarının bu hükmü uygulamaları doğru olmaz. Hayır, Allah'a yemin ederiz ki bu emme ile hiçbir kimse yanımıza giremez" derlerdi. İbni Abdilber der ki, "Bu müsnede yani mevsul türüne giren bir hadistir. Sehle'nin Salim'i emzirmesi, memesinden süt sağıp Salim'e içirmesiyle olmuştur. Yoksa yabancı bir erkeğin, yabancı bir kadının memesini emmesi şöyle dursun, dokunması, hatta bakması bile caiz değildir." Bu hadisle Hazreti Ayşe'nin amel ettiğini, Resulullah'ın diğer hanımlarının amel etmediklerini, bunu Resulullah'ın Salim'e mahsus bir hükmü kabul ettiklerini görüyoruz. Cübbeli Ahmet ise akraba evliliğinden doğan sakatlıkları, hastalıkları reddediyor, süte bağlıyor. Vah ki ne vah! Gelelim eski toplumlarda süt kardeşliğine. Hammurabi kanunlarına bakalım. Madde 194. Bir adam çocuğuna bir süt anne tutar da, eğer çocuk onun ellerinde ölürse ve süt anne, anne ve babaya haber vermeksizin başka bir çocuğu emzirirse, onlar süt anneyi haber vermeksizin başka bir çocuğu emzirmekle suçlayabilirler ve onun memeleri kesilir. Süt kardeşle evlilik yasağı eski toplumlara, Sümerlere kadar gider. Tevrat'ta da süt anne, süt nine geçer ama süt kardeşliği yasağı yoktur. Araplara bu adetin eski toplumlardan geçip geçmediği belirsiz. Belki Nebatilerden itibaren gelen bir adet olabilir ama buna dair bir bilgiye sahip değiliz. Sümerlerde ise yasağın boyutlarını tam olarak bilemiyoruz. Neden başka bir çocuğu izin almadan emzirmenin cezalandırıldığını ve çocuğun ölümünün bununla ilgisinin ne olduğunu anlamamız mümkün değil. Ama şunu söyleyebiliriz. Kanun metninde çocuk öldüğü için süt anne cezalandırılmıyor. O anne babanın iznini almadan başka bir çocuğu emzirdiği için memeleri kesiliyor. Çocuk elinde öldüğü için kadına başka çocuk emzirmek yasaklanmış. Bir anlamda kadın lanetlenmiş gibi görülüyor. Kadının affı ancak ölen çocuğun anne babasının elinde. Onlar izin vermeden başka bir çocuğu emzirmesi mümkün değil. Kanundan ayrı olarak Sümer toplumunda bir süt kardeşliği, süt akrabalığı adeti olabilir. Ve bunlar arasında evlilik yasağı da olabilir. Nasıl ki erkek sünneti Kur'an'da sünnet emri olmamasına, sünnetten bahsetmemesine rağmen sanki İslam'ın en başta gelen farzlarından biriymiş gibi uygulanıyorsa, böyle bir adet de eski toplumlarda var olabilir. Kur'an'da sadece süt anne ile ve süt kardeşlerle evlilik yasaklanmışken, hadislerle yasağın genişletilmesi, hatta neslini bile kapsayacak şekle getirilmesi anlaşılır gibi değildir. Bunun sebebi genelde sütün kana geçtiği ve kan hısımlığını etkilediği şekliyle açıklanır. Benim düşüncem,
süt ile meni arasında bir bağ kurulmuş olabileceğidir. Tarık suresinin 7. ayetinde meninin kaburga ile bel kemiği arasından çıktığının yazılması, sütün de aynı bölgeden çıkmasıyla ilişkilendirilmiş olabilir. Tabii meninin kaburga ve bel kemiği arasından çıktığı iddiası, bilim dışı olduğuna göre böyle bir ilişkilendirme de saçma olacaktır. Tabii asıl saçma olan, günümüz İslamcılarının bırakalım ayeti, hala hadislerdeki zırvaları savunuyor olabilmeleridir. Bir yaşındaki çocuğun bile evlendirilebileceğini söyleyenler, süt kardeş neslinin birbiriyle evlenemeyeceğine inanabiliyor ve savunabiliyor. Akraba evliliğini normal görüyor ama süt emzirilmişlerin evliliğini haram buluyor. İşte din ve dini inanç böyle bir şey.